Merhaba arkadaşlar, Learn Languages with Halit YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Unregelmäßige Verben, düzensiz fiilleri işleyeceğiz ve ardından Übung, alıştırma kısmımız var. Dilerseniz arkadaşlar, dersimiz başlasın. Unregelmäßige Verben, düzensiz fiiller. Fiilin kökü du ve ea zi es kişi zamirlerinde değişime uğramaktadır. Bu değişimlere bir bakalım. Bu değişimler arkadaşlar Almanca'da vokal vechsel, ünlü değişimi olarak adlandırılmaktadır. Bu ünlü değişimleri arkadaşlar şunlardır. E harfi i'ye dönüşür veya ie olur. A ve u harfleri umlaut a ve u'ya dönüşür. A harfi umlaut a olur. I harfi e ve i harflerine dönüşür. Şimdi ise arkadaşlar bazı düzensiz fiillerin çekimlerine bir bakalım. İlk düzensiz fiilimize bakacak olursak. Şipreyhın. Şipreyhın fiil arkadaşlar konuşmak anlamına gelmektedir. Kişi zamirlerine göre çekimleyecek olursak Şöyle olmaktadır. Ich sprehe. Ben konuşuyorum. Du sprichst. Sen konuşuyorsun. Er, sie, es spricht. O konuşuyor. Wir sprechen. Biz konuşuyoruz. Ihr sprecht. Siz konuşuyorsunuz. Sie sprechen. Siz konuşuyorsunuz. Büyük S ile yazılan Z arkadaşlar saygı formundadır. Bunu unutmayın. Sie sprechen. Onlar konuşuyorlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda fiilimizin kökü değişimi uğramaktadır. Ve bu değişim bir ünlü harfinde görülmektedir. E harfi i'ye dönüşmüştür. İkinci düzensiz fiilimize geçelim arkadaşlar. Lezin. Lezin fiil arkadaşlar okumak anlamına gelmektedir. Kişi zamirlerine göre çekimleyecek olursak İhleze ben okuyorum. Dolist sen okuyorsun. EA z es list o okuyor. Vi lezen biz okuyoruz. lest. siz okuyorsunuz. Zlezen siz okuyorsunuz. Zlezen onlar okuyorlar. Evet arkadaşlar burada da bir ünlü değişimi vardır. E harfi iye dönüşmüştür. İkinci ve üçüncü tekil şahıslarda. Üçüncü düzensiz fiilimize bakalım arkadaşlar. Laufen. Laufen fiili arkadaşlar koşmak veya yürümek anlamlarına gelmektedir. Kişi zemirlerine göre çekimleyecek olursak. Ich laufe. Ben koşuyorum veya ben yürüyorum. Du läufst. Sen koşuyorsun veya sen yürüyorsun. Er, sie, es, läuft. O koşuyor veya o yürüyor. We love'n biz yürüyoruz veya biz koşuyoruz. He loves. Siz koşuyorsunuz veya siz yürüyorsunuz. Zi love'n siz koşuyorsunuz veya siz yürüyorsunuz. Zi love'n onlar koşuyorlar veya onlar yürüyorlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda A harfimiz umlaut A'ya dönüşmüştür. Şimdi ise arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı tekrar edelim. Şipreyhın Şipreyhın Ich şipreyhe Ich şipreyhe Du şiprist Du şiprist Er z Es spricht, er, sie, es, spricht. Wir sprechen, wir sprechen, ihr spricht, ihr spricht. Sie sprechen, sie sprechen, sie sprechen, sie sprechen. Sie sprechen. Lesen, lesen. Ich lese. Ich lese. Du liest. Du liest. Er sie es liest. Er sie es liest. Wir lesen. Wir lesen. Ihr lässt. Ihr lässt. Sie lesen. Sie lesen sie lesen sie lesen laufen laufen ich laufe ich laufe du läufst Du läufst er sie es läuft er sie es Läuft. Wir laufen. Wir laufen. Ihr laufst. Ihr laufst. Sie laufen. Sie laufen. Sie laufen. Sie Devam edelim arkadaşlar. Dördüncü düzensiz fiilimize bakalım. Essen. Essen fiili yemek yemek anlamına gelmektedir. Kişi zamirlerine göre çekimleyecek olursak. Ich esse. Ben yemek yiyorum. Du isst. Sen yemek yiyorsun. Er, sie, es, ist. O yemek yiyor. Wir essen. Biz yemek yiyoruz. Ihr esst. Siz yemek yiyorsunuz. Sie essen. Siz yemek yiyorsunuz. Sie essen. Onlar yemek yiyorlar. İkinci ve üçüncü teke şahıslarda E harfimiz i'ye dönüşmüştür. Essen fiili ikinci ve üçüncü teke şahıslarda aynı çekimlenmektedir. Beşinci düzensiz fiilimize bakalım. Geben. Geben fiili vermek anlamına gelmektedir. Kişi zamirlerine göre Çekimleyecek olursak ich gebe ben veriyorum du gibst sen veriyorsun er sie es gibt o veriyor wir geben biz veriyoruz ihr gebt siz veriyorsunuz sie geben siz veriyorsunuz sie geben onlar veriyorlar Evet arkadaşlar burada da ikinci ve üçüncü teke şahıslarda E harfimiz İ'ye dönüşmüştür. Altıncı düzensiz fiilimize bakalım arkadaşlar. Wissen. Wissen fiili arkadaşlar bilmek anlamına gelmektedir. Kişi zamirlerine göre çekimleyecek olursak şöyle olmaktadır. Ich weiß. Ben biliyorum. Du weißt. Sen biliyorsun. Er Z, is weiß, o biliyor. Wir Biz biliyoruz. Ihr Siz biliyorsunuz. Sie wissen. Siz biliyorsunuz. Sie wissen. Onlar biliyorlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi wissen fiili diğerlerinden farklı çekimlenmektedir. Ama düzensiz fiildir. Birinci ve Üçüncü tekil şahıslarda vice olarak çekimlenmektedir. Çift S yerine SS harfi kullanılmaktadır. Doğuda ise yani ikinci tekil şahısta Wissen fiili vice olarak çekimlenmiştir. Çift S yerine Esset harfi konulmuştur. Dilerseniz arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı Tekrar edelim. Essen. Essen. Ich esse. Ich esse. Du isst. Du isst. Er, sie, es, ist. Er, sie, es, ist. Wir essen. Wir essen. Ihr esst. ihr ist sie essen sie essen sie essen sie essen geben geben ich gebe ich gebe du gibst du gibst er sie es gibt er Sie es gibt. Wir geben. Wir geben, Ihr gebt, Ihr gibt. Sie geben, Sie geben. Sie geben, Sie geben. Wissen, Wissen, Ich weiß, Ich weiß, Du weißt, du weißt, er sie es weiß, er sie es weiß. Wir wissen, wir wissen, ihr wisst, ihr wisst, sie wissen, sie wissen, sie wissen, sie wissen. Sie wissen. Şimdi ise arkadaşlar bu görmüş olduğumuz düzensiz fiillerle ilgili alıştırmalarımızı yapalım ve öğrenmiş olduklarımızı pekiştirelim. Birinci alıştırmamıza bakalım. Velha şıprahın şıprahın zi. Velha şıprahın şıprahın zi. Hangi dilleri konuşuyorsunuz? İkinci alıştırmamıza bakalım. Bu soruya cevap olarak şöyle cevap verebiliriz. Ich spreche Deutsch, English, Russisch und Türkisch. Ich spreche Deutsch, English, Russisch und Türkisch. Ben Almanca, İngilizce, Rusça ve Türkçe konuşuyorum. Demiş oluruz. Üçüncü alıştırmamıza bakalım. Liste bu, liste bu, kitap mı okuyorsun anlamına gelmektedir. Dördüncü alıştırmamıza bakalım. Sie läuft gern am Wochenende. Sie läuft gern am Wochenende. O hafta sonu yürümeyi veya koşmayı sever anlamına gelmektedir. Beşinci alıştırmamıza bakalım. Was essen wir heute am Abend? Was essen wir heute Am Abend, biz bugün akşamleyin ne yiyeceğiz anlamına gelmektedir cümlemiz. Altıncı alıştırmamıza bakalım. Farın zinah kön, farın zinah kön, köne Köln. mi gidiyorsunuz? anlamına gelmektedir cümlemiz. Yedinci alıştırmamıza bakalım. Derlera giptem dembal. Der Lehrer gibt dem Kind den Ball. Öğretmen topu çocuğa veriyor. Anlamına gelmektedir cümlemiz. 8. alıştırmamıza bakalım. Sie wissen nicht. Sie wissen nicht. Onlar bilmiyorlar. 9. <Dokuzuncu> alıştırmamıza bakalım. Wir essen eine Pizza. Wir essen aynı pizza. Biz bir pizza yiyoruz anlamına gelmektedir cümlemiz. 10. ve son alıştırmamıza bakalım. Er spricht sehr gut Deutsch. Er spricht sehr gut Deutsch. O çok iyi Almanca konuşuyor anlamına gelmektedir cümlemiz. Dilerseniz arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı tekrar edelim. welche sprachen sprechen sie? welche sprachen sprechen sie? ich spreche deutsch, englisch, russisch und türkisch. ich spreche deutsch, englisch, russisch und türkisch. liest du, buch? Liest du buch? sie läuft gern am wochenende. sie läuft gern am wochenende was essen wir heute am abend? was essen wir heute am abend? fahren sie nach köln? fahren sie nach köln? der lehrer gibt dem kind den ball. der lehrer gibt dem kind den ball. sie wissen nicht. sie wissen nicht. wir essen. eine Pizza. Wir essen eine Pizza. Er spricht sehr gut Deutsch. Er spricht sehr gut Deutsch. Bugünün dersine katıldığınız için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Tschüss.